Selam gençler, JavaScript dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte JavaScript değişkenliklerini inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. JavaScript'te değişkenler verilerinin saklandığı kelimelerdir. Bu kelimeler var ifadesi kullanılarak tanımlanır. Değişken tanımlamak, yeni bir değişken tanımlarken var komutundan faydalanırız. Örneğin sayısal bir ifade olarak 5 verisi içeren x adında bir değişken oluşturmak için ekrandaki kodu gösterebiliriz. Ekranda tanımladığımız x bir değişkendir ve değeri 5'tir. Tek bir var kullanarak birden fazla değişken oluşturabiliriz. Bunun için tanımlanan değişkenler arasında virgül konulur. Değişkenleri isimlendirirken dikkat edilecekler şunlar. Değişkenler adları mutlaka büyük A Z ya da küçük A'dan Z'ye aralığında bir harf ile başlar, sayı ile başlayamaz. Değişkenler bazı durumlarda dolar ya da alttan tire ile başlayabilir. Değişken adları büyük, küçük harf uyarlıdır. Yani küçük x eşittir 5 ile var büyük x eşittir 5 farklı değişkenlerdir. Değişken veri türleri. Değişkenler birçok veri türü saklayabilmektedir. Bunların başlıcaları metin, sayısal, mantıksal, dize ve objelerdir. Yazı verisi string. String veriler söz dizilerini depolar. Bu tarz verilerin değerlerine girerken tırnak ya da kesme işareti kullanılır. Sayısal veri. Sayısal bir değeri olan değişkenlikler oluştururken sadece sayılardan faydalanırız. Ayrıca nokta kullanılarak ondalıklı sayı giriş yapabiliriz. Mantıksal veri. Bazı değişkenler sadece iki veri içerebilir. İfade ya doğrudur ya da yanlış. Mantıksal veriler genellikle koşul gerektiren ifadeler için kullanılır. Dize verisi. Dize bir veri türüne birden fazla veri içeren değişken topluluğudur. Dize oluştururken köşeli parantez kullanılır ve değerleri virgüle ayırırız. Nesneler, veri ikilileri. Nesneler, alt değişkenler ve bunları değerlendirirken barındıran veri türü. Bu alt değişkenler sıralanırken kıvrım parantezler kullanılır. İsim, değer şeklinde ve virgüllerle ayrı yazılarak yazılır. Boş ve tanımsız veriler. Bazı değişkenlerin herhangi bir değeri yoktur ve veri içeremezler. Bir veri içermeyen değişken oluştururken var değişken ile yazılır. Yani eşittir operatörü ile bir veri girişi yapılmaz. Bazen bir değişkenin sahip olduğu veriyi silmek gerekebilir. Bunun için ise null kullanılır. Veri türünü tespit etmek. Type of operatörünü kullanarak bir değişkenin türünü sorgulayabilirsiniz. Değişkenin veri türünü değiştirmek. JavaScript'in değişkenlikleri dinamiktir. Yani veri türleri yeni değerler atılarak kolaylıkla değiştirilebilir. Ekrandaki örnekte x değişkeni sırasıyla tanımlanmış, sonra x değişkenine sayısal veri girilmiş ve metin verisi girilmiştir. JavaScript metin veri türü. Bazı değişkenler okul, ağaç, Türkiye'nin başkenti Ankara'dır gibi metinler içerir. JavaScript'te metin değişkenleri kesme işareti ile tırnak arasında alınarak işlenir. Metin verisi içerisindeki her bir karaktere karakter sırasının bir eksiğini değişkenin sağ köşeli paranteze yazarak ulaşabilirsiniz. Örneğin Ankara değişkenin ilk harfi olan A'ya ulaşmak için 0 yazmalıyız. Eğer veri içerisinde tırnak kullanacaksak değişkeni kesme işaretiyle tanımlayabilir, kesme işareti kullanacaksak tırnak işaretiyle tanımlayabiliriz. Ekrandaki örnekteki gibi işlemi hiç yapmayıp onun yerine bu karakterden önce karakteri olan ters bölü işareti kullanabiliriz. Tırnak kesme işareti kullanımında yukarıda belirtilen şekilde davranılmazsa JavaScript kodunuz hata verir ve çalışmaz. Karakter uzunluğu. Eğer değişkenin türü metin ise değişkenden sonra length yazılarak karakter uzunluğu bulabiliriz. Değişken içerisinde kelime bulmak. Index of yöntemiyle bir cümle içerisinde geçen bir yazının ilk bulunduğu yer elde edilir. Son benzer kelimeyi bulmak için ise bu kez last index of yöntemini kullanırız. Ekrandaki örnekte index of olan yeri last index of olarak değiştirdiğinizde 12 değil 27 değeri aldığını göreceksiniz. Search yöntemiyle metin içerisinde arama yapmamızı sağlar ve index of gibi İlk bulunduğu kelimeyi gösterir. Ancak sonraki konulara değineceğimiz düzenli ifadeler kullanma olanak sağlaması yönünde index of'tan ayrılır. Yazıyı değiştirmek. Replace yöntemi değişkende yer alan bir kelimeyi başkasıyla değiştirmenizi sağlar. Parantez içinde ilk olarak bulmasını istediğiniz kelimeye yer veriniz. Ardından virgülle ayırarak yerine koyulacak kelimeyi yazarız. Replace yönteminde düzenli ifadeler kullanılabilir. Küçük harfleri büyük harflere dönüştürmek.
Toplucase yöntemi bir metin türü değişkeni tüm harfler büyük yapmamızı sağlar. Büyük harfleri küçük harflere dönüştürmek. Tolowercase yöntemi bir metin türü değişkenindeki tüm harfleri küçültür. Metni dizeye dönüştürmek. Bir metni dizeye dönüştürürken split yöntemi kullanırız. Bu yöntemde metinde geçen özel karakter dizeye oluşturan değişkenler için sınırları belirler. Bu karakteri split yönteminden parantez arasına yazarız. Ekrandaki örnekte oluşturduğumuz harfler değişkeni bir dizedir. Metinden belli bir kısım almak. Varsayalım Ankara başkenttir cümlesindeki ilk 6 karakteri yani Ankara olan kısmı almak istiyoruz. Bunun için substring yöntemini kullanabiliriz. Bu kodu kullanırken parantezindeki iki sayı yazılır. Yöntem belirtilen bu iki sayı ve arasındaki karakterler getirir. JavaScript özel karakterler. Ekranda bahsettiğimiz gibi metin türü değişkenlikleri değerlerini yazarken tırnak ve kesme işareti kullanırız. Ancak değerde bu karakter geçiyorsa karşılık ortaya çıkar. Ekrandaki cümle JavaScript tarafından bizler olarak algılanır ve devamlı hataya sebep olur. Bu problemi çözmek için ters bölü işareti ya da diğer adıyla kaçış işareti kullanırız. Aşağıdaki ifade olması gerekendedir. Kaçış işareti ayrıca bu işareti kullanmak istediğinizde ve aşağıda sayılan bazı durumlarda kullanılabilir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.